Herkese günaydın. Sevgiler günü gelmek üzere. Bu nedenle bugün Roma'ya onu ne kadar çok sevdiğimizi söylemek için iyi bir gün. Ben Roma'yı çok uzun bir süredir sizin yaşınızda olduğum zamanlardan beri seviyorum. Ve bu sınıfta birçoğunuzun da aynı duygular içinde olduğunuzu biliyorum. Olmayanların da tanıdıkça bu şehri ve uygarlığını benim gibi seveceğini umuyorum. Yani bu Roma için yaptığımız bir sevgililer günü dersi. Her biri diğerinden farklı, sürprizlerle dolu, oldukça değişik bir grup yapıyı inceleyeceğimiz bugünkü dersimizde günün anlamına uygun olacak. Kültür üzerine kültürün kurulduğu bir şehir olan Roma her zaman sürprizlerle dolu olmuştur. Bu kültür katları arasında antik şehre ulaşıncaya kadar yapılan yolculukta birçok şaşırtıcı deneyim yaşanır. Roma mimarlığının farklı bir yönünden, özellikle anısını gelecek kuşaklara ulaştırmak isteyen bireylerin yaptıklarından söz edeceğimiz bu ders bugün için sanırım uygun bir konu olacaktır. Bu dersi öteki dünyaya giriş Romalı aristokratların, azad edilmişlerin ve kölelerin mezarları olarak isimlendirdim. Geçen dersimizde İmparator Augustus tarafından yaptırılan kamu binalarından söz etmiştik. Bunlar, İtalya'daki bir ocaktan getirilen Luna ya da Carrara mermerinden yapılmıştı. Ve bundaki amaç, Augustus'un yeni altın çağı ile Milattan önce 5. yüzyıl Perikles Atina'sındaki altın Çağı arasında bir bağ kurmaktı. Aynen Julius Caesar'ın Tiber kıyısında bir Aleksandria'ya kurmak istemesi gibi Augustus da bir Atina kurmak istemişti. Augustus bir süredir sözünü ettiğimiz ve örneklerini gördüğümüz Roma mimarlığının Yunanlaştırılması konusunda son derece hevesliydi. Geçen ders, içinde Julius Caesar'ın katilleri Cassius ve Brutus'u yendiği takdirde yapmaya söz verdiği Mars Ultor tapınağı bulunan Augustus Forum'undan söz etmiştik. Augustus Filippi Savaşı'nda öcünü almayı başarmış ve merkezi konumdaki bu tapınağı inşa etmişti. Hatırlayacağınız gibi yapının büyük bir kısmı Karara mermerinden yapılmıştı. Sütunlarda 17 adet basamakta Karara mermeri kullanılmıştı. Bir de İspanya ve Galya'da kazandığı diplomatik başarılar anısına inşa edilen Arapakis Agustai yani Ağustos Barış Sunanı'ndan söz etmiştik. Daha önce yapılan anıt mezarın yakınına inşa edilen bu sunak da Karara Mermeri'nden yapılmıştı. Aslında bu masif mermerdendi. Bu anıtında Yunan öncüleri vardı. Birkaç olası model görmüştük. Bunlardan biri de önce 5. yüzyılda Atina Agora'sında bulunan 12 tanrı sunağıydı. Sonuç olarak geçen ders gördüğümüz her iki yapıda hem genel biçim hem de yapım malzemeleri bakımından Yunan prototiplerine dayanıyordu. Ara Pakistan söz ederken bunun en başta olasılıkla bir mimari kompleks içinde tasarlanmadığından ama zaman içinde bir kompleksin parçası haline geldiğinden söz etmiştik. Zamanla yapılar arasında hem içerik hem mimari tasarım anlamında ilginç bağlantılar oluşmuştu. Alandaki ilk yapı olan İmparator Augustus'un mezarı yani Augustus mozelyumu zamanla şekillenen bu kompleksin bir parçasıydı. Arapakis'in asıl yerinin şimdi olduğu yer olmadığını hatırlayacaksınız. Orijinal yeri burada üstte sağda. Augustus'un İspanya ve Galya'dan dönerken geçtiği Via Flaminia üzerindeydi. Yapının kalıntıları Tiber kıyısındaki şimdiki yerine Mussolini tarafından getirtildi. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Arapakis'in orijinal yeri boş değildi. Oraya bir saray inşa edilmişti. Ama kompleksin ilk yapısı Augustus mozelyumuydu. Bu Google Earth'ten bir hava fotoğrafı. Burada mozelyumun Piazza Augusto Imperatore'nin en merkezi yapısı haline geldiğini görüyorsunuz. Bu piazza Mussolini'nin mimarları tarafından hem Augustus'un anısına hem de daha önce de belirttiğim gibi buraya yerleştirilen bir yazıtla Mussolini anısına yapılmıştı. Augustus Mozoleum'unun inşası milattan önce 28 yılında başlamıştı. Aslında bu tarih aklımıza bir soru getirir. Bu nedenle de inşaatın neden milattan önce 28 yılında başladığı konusundan biraz söz etmeliyiz. 31 yılını hatırlayacaksınız. Bu Augustus'un Antonius ve Kleopatra'ya karşı zafer kazandığı Aktium Savaşı'nın tarihiydi. Bu tarihten sonra Augustus'un Roma İmparatorluğu'nun tek hakim olmasının yolu açılmıştı. Aktium Savaşı'ndan sadece 3 yıl sonra bu masif mozelyumun inşasına başlanmış olması gerçekten ilginçtir. Bunu neden yaptı? Augustus daha önce de belirttiğimiz gibi antik çağ için çok ileri bir yaş sayılabilecek 76 yaşına kadar yaşamış olmasına karşın gençken bile sağlığı çok iyi biri değildi. Bu nedenle yaşamanın kısa olmasından endişeliydi. Daha ne kadar hayatta kalacaktı? Antonius ve Kleopatra'ya karşı zafer kazanmıştı. Başka askeri başarıları da vardı. Ama daha ne kadar zamanı kalmıştı bilmiyordu. Bu nedenle kendisi için devasa bir mezar yaptırmaya başladı. Ve mezar 5 yıl içinde tamamlandı. Yani mezar milattan önce 28-23 yılları arasında inşa edilmişti. Arapakis'in çok daha geç bir yapı olduğunu hatırlayacaksınız. Milattan önce 13-9 yıllarında yapılmıştı. Yani Arapakis bu komplekse daha sonra eklenmiş ve bu aşamada Dikili taşın da yerleştirilmesiyle her şey bir bütünlük kazanmıştı. Her şey titizlikle düzenlenmişti. Örneğin, dikili taşın gölgesinin Ağustos'un doğum gününde Arapakis'in üstüne düştüğünden söz etmiştik. Mezarın kendisine baktığımızda, mimari açıdan Arapakis Augustai ve Augustus formundan çok farklı bir yapı görürüz. Bu mezar bugün sözünü edeceğimiz farklı tipteki yapılara, yani genel anlamda Roma mezar mimarisine çok iyi bir örnektir. Mezar mimarlığının Roma mimarlığındaki diğer formlardan çok daha kişisel bir tür olduğunu hep aklımızda tutmamız gerekir. Bu özelliğiyle de çalışılacak ilginç konulardan biridir. Mezarın tek işlevi ölünün bedenini korumaktır. Diğer yapılardan, örneğin içinde akan suyu olması gibi farklı işlevler beklenirken, mezardan beklenen sadece budur. Ama burada durum öyle değil. Burada işveren ve mimar birlikte kişiye özel, benzersiz, bir o kadar da değişik bir yapı tasarlamıştır. Göreceğimiz gibi Augustus Mozelyumu tam da böyle bir yapıdır. Bu hava fotoğrafında Augustus Mozelyumuna tepeden baktığımızda mezarın genel planını da görebiliyoruz. Merkezi konumda bir gömü odası ve etrafında içi boş bir kasnak var. Bunların hepsi betondan yapılmıştır. Bu boş kasnağın etrafında da bir dizi eş merkezli halka yer alıyor. Burada bu eş merkezli halkaları görüyorsunuz. Bunlar da yine betondandır. Ve en dışta da burada gördüğünüz gibi bir dış duvar var. Bu dış duvar travertenle kaplanmıştır. Bu da ilginçtir. Luna mermeriyle değil, traverten bloklarla kaplanmış. Şimdi size yine Google Earth'ten alınmış, yapıyı daha yakından görebileceğiniz bir görüntü göstereyim. Bu yine merkezi gömü odası, içi boş kasnak alanı, bunun etrafında eş merkezli halkalar ve bunların da etrafında traverten duvar. Ama tabii ki burada yapının çekirdek kısmına bakıyoruz. Orijinal anıtın tamamı bu kadar değildi. Bu çekirdek yapının üstünde bir toprak yığını yani tümülüs vardı. T-Ü-M-Ü-L-Ü-Z. Tümülüs'ün en tepesinde de İmparator Augustus'un ışıl ışıl parlayan bronz bir heykeli duruyordu. Augustus mozelyumunun planında sanırım bunu daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada tanımladığımız tüm özellikleri görebiliyoruz. Tümü betondan yapılmış olan merkezi gömü odası, içi boş kasnak ve eş merkezli halkalar. Bu enine kesitte de tüm beton sistemin halka tonozlar üstüne kurulduğunu görüyorsunuz. Bu tonozlar en nihayetinde de tepedeki Augustus'un bronz heykelini destekliyordu. Bu kesitte ayrıca beton altyapı üstüne yığılan ve mezara kubbe benzeri bir görünüm veren toprağı da görüyorsunuz. Augustus'un Yunan kültürüne özel bir tutkusu olduğunu, bu kültürü sevdiğini hepimiz kabul ediyoruz. Ama bu yapıya bakıp Peki burada Yunan olan ne var diye soruyorsunuz. Augustus neden son istirahat yerinin Yunan tarzında olmasını istememiş? Neden bu mezar örneğin Yunan tapınağına benzeyen bir mezar değil? Neden böyle bir tasarım seçmiş? Sonuç olarak akademisyenler Yunanistan'da, Anadolu'da böyle bir mezar var mı diye ya da örneğin Büyük İskender nasıl bir mezara gömülmüştü diye epey araştırma yapmıştır. Kesin olarak bilemeyiz ama Büyük İskender'in mezarıyla bir tür ilişkisi olması olasılıklardan biridir. Bir diğer olasılık da bu seçimin Troya'lıların gömü biçimiyle ilgili olmasıdır. Zira Aeneas bugün Anadolu topraklarında olan Troya'dan gelmişti. Ama sanırım bu mezara model oluşturan yapı tipi çok daha yakınlarda İtalya'daydı. Ve bu çok ilginç bir seçimdi. Augustus Roma'da Atina'dakileri çağrıştıran kamu yapıları inşa ettirirken konu kendi mezarı olunca İtalyan atalarının geleneğine bağlı kalmayı yeğlemiştir. Size önemli bir benzerlik göstermek istiyorum. Solda yine Augustus Mozellium'unu görüyoruz. Mezarın günümüzdeki görünümü. Bu merkezi girişi. Eş merkezli beton halkaların kalıntıları, Yapının dış halkasındaki traverten kaplamayı da görüyorsunuz. Mezarın üstünde olması gereken toprak yığını artık yerinde değil. Perdenin sağında ise Augustus Mozellumu ile kıyaslayabileceğimiz bir Etrüsk mezarı var. Bu önemli bir Etrüsk yerleşimi olan Cerveteri'deki Antitarcha mezarlığından bir örnek. Bu mezar milattan önce 6. yüzyıla aittir. Çerveteri ardı ardına bu tip mezarların olduğu görülmesi gereken çok sıra dışı bir yer. Çerveteri'deki çok iyi korunmuş durumda olan bu mezarları gezerken kendinizi başka bir gezegende gibi hissediyorsunuz. Bu arada Cerveteri Roma Floransa yolu üstünde. Yani gitmesi çok kolay ve görmeye değer bir yer. İtalya'da hatta dünyada bir benzeri yok. Burada bir dizi mezar var. Bunlardan bir tanesini size örnek olarak gösteriyorum. Bakınca sanırım Augustus Mozellium ile benzerliğini siz de göreceksiniz. Bu yuvarlak Etrüsk mezarlarının da merkezi bir gömü odası var. Bunların en dış duvarı taş kaplama Ve üstünün bir toprak yığını ile kaplı olduğunu görüyorsunuz Cerveteri mezarları küçük Augustus mozelumunun çapı yaklaşık 90 metre Bunlar Augustus mozelumundan çok daha küçük boyuttalar ama Tümülüs denen bu mezarın boyutunu büyütürseniz, üzerine de ağaçlar dikerseniz, Augustus mozelyumuna çok benzer bir görüntü elde edersiniz. Augustus mozelyumundaki toprak yığını üstünde ağaçlar olduğunu biliyoruz. Burada dikili olan ağaçların cinsi epey tartışıldı. Çok uzun süre bunların selvi ağacı olduğuna inanıldı. Ama şimdi burada daha ziyade ardıç ağacı olduğu düşünülüyor. Her neyse, ne cins olursa olsun mozilyumun toprak dolgusu üstünde ağaçlar vardı. Yani bu etrüsk mezarının boyutunu büyütüp üzerine ardıç ağaçları dikerseniz, en tepesine de parıltılı bir bronz heykeli yerleştirirseniz bir Augustus mozilyumu elde edersiniz. Kısacası burada ileri sürdüğüm nokta şu, Augustus konu mezarı olunca etrüskler gibi yani İtalyan ataları gibi gömülmek istemiş. Bu nedenle bu tip bir mezar seçmiştir. Kanımca Augustus Mozellium'un bize söylediği bu. Augustus Mozellium'u da bu sömestr göreceğimiz birçok başka yapı gibi geniş ölçüde korunmuş olmasını, yüzyıllarca başka amaçlarla kullanılmış olmasına borçludur. Bu gravürde gördüğünüz gibi bir ara bir bahçe olarak kullanılmış. Halkalar içinde gördüğünüz gibi çok bakımlı, çok güzel bir bahçe var. Bir sürede İtalya'nın ünlü Colonna ailesi tarafından kale olarak kullanılmış. İnanmayacaksınız ama bir arada İspanya'dan esinlenilerek boğa arenası haline getirilmiş. Tekrar Augustus Muzelimu olmadan önce de en son konser salonu olarak kullanılmış. Sonuç olarak bunun da antik dönem sonrasına ait öyküsü daha önce birçok örnekten bildiğimiz öyküye çok benzer. Augustus Mozelium'u ile ilgili bir diğer noktada Augustus bu mezarı kendisi için yaptırmışsa da amacı burada gömülü tek kişi olmak değildi. Bunu bir aile mezarı olarak planlamıştı. Kendisinin yanı sıra karısının, sonuçta oraya gömülmese de kızının da buraya gömülmesini planlamıştı. Kızı evlilik dışı ilişkileri nedeniyle aileden dışlandı ve sonunda Augustus tarafından milattan önce 2 yılında Roma'dan uzaklaştırıldı. Evi yıkıldı ve Augustus mozelyumuna gömülmesine izin verilmedi. Ama Augustus'un amacı bir hanedan kurmaktı. Ve karısı, yeğeni ve damadı Marcellus ve başkaları gibi kurduğu hanedanın üyelerinin de gömülebileceği bir mezar yaptırdı. Augustus mozelyumunda yazıt levhaları bulunmuştur. Burada bunlardan iki örnek görüyoruz. Bu taraftaki levhada Marcellus'un adı geçiyor. Bu Augustus'un yeğeni ve damadı olan onuruna Marcellus Tiyatrosu'nun inşa edildiği Marcellus'tur. O da bu Mozelyum'da gömülüdür. Augustus'un kız kardeşi yani Soror Octavia da aynı şekilde buraya gömülmüş. Augustus'un ölümünden sonra da mezar, aile mezarı olarak kullanılmaya devam edilmiş. Julio Claudius soyundan gelen ve gelecek der sözünü edeceğimiz imparatorlar Tiberius, Caligula ve Claudius da buraya gömülmüştür. Bu yazıt da Roma'nın üçüncü imparatoru olan Caligula'nın annesi Büyük Agrippina'nın onurunadır. Caligula, annesi Agrippina'yı buraya gömmüştür. Yani sonuç olarak bu Augustus tarafından inşa ettirilen bir aile mezarıdır. Zamanın gömü geleneğinden de kısaca söz etmemiz yerinde olur. Bu dönemde kremasyon imparator ailesinden daha alt sınıf insanlara kadar herkes için uygulanan bir gömü geleneğiydi. Yani mezarın içinde tüm bu insanlar için birer urne olduğunu düşünmeliyiz. Şimdi imparatorun böyle bir mezar formu seçerek hemen hemen tüm aristokratların takip etmek isteyeceği bir moda yaratmış olması bizi şaşırtmamalı. Nitekim Augustus mozelyumunun M.Ö. 28-23 yılları arasındaki inşaatından sonra Roma'da ve İtalya'da başka yerlerde de birdenbire bu tip yuvarlak mezarlar görülmeye başlandı. Burada bunlardan bir örnek görüyoruz. Cecilia Metella mezarı olarak bilinen bu yapı M.Ö. 20 yılına tarihlenmektedir. Yani yapımına Augustus Mozellium'un inşasından kısa bir zaman sonra başlanmıştır. Roma'daki ünlü Via Appia yani Appia yolu üzerindedir. Bu Google Earth fotoğrafında gördüğünüz gibi Via Appia bugün asfalt kaplanmışsa da antik yol yer yer korunmuştur. Pompei'de gördüğümüz örneklere çok benzer bir şekilde çokgen taş döşeli antik kısımdan daha sonra bir örnek göreceğiz. Burada Cecilia Metella mezarını görüyorsunuz. Augustus Mozeliumu gibi bu da antik dönemde farklı amaçlarla tekrar kullanılmış bir yapıdır. Yapıya sonradan bir kale ve bir saray eklemeleri yapılmış. Burada Cecilia Metella mezarına ya da mozelyumuna bitişik kale ve sarayın kırmızı toprak rengi kalıntılarını görebiliyorsunuz. Bu resimde mezarın Augustus mozelyumunun silindirik kasnağı gibi silindirik bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu mezarda silindirik kasnak kutsal alanlarda ya da Misterler villasında gördüklerimiz gibi bir podyum üzerinde yükseliyor. Tabii onlar kadar büyük değil ama bu da epey büyük bir podyumdur. Bu podyum üzerinde yükselen yuvarlak mezarı Via Appia'dan geçenlerin rahatlıkla görebileceği şekilde yükseltmiştir. Augustus Mozelyumunda böyle bir podyum yok. Yani bu yapının eşi yok. Farklı bir özellik eklenmiş. Önce cephede bir yazıt var. Buna biraz sonra değineceğiz. En tepede de mazgallı siperler görüyorsunuz. Bu mazgallı siperlerin yapıya ne zaman eklendiği konusunda yani bunların orijinal mezar yapısına ait olup olmadığı konusunda tartışma var. Ama sanırım bunların orijinal mezara ait olma olasılığı çok az. Bunların mezar yapısına daha önce belirttiğim gibi yapının kale olarak kullanıldığı dönemde eklenmiş olması çok mümkün. Bu Cecilia Metella mezarının günümüzdeki görünümü ve gördüğünüz gibi Milattan önce 20 yılında inşa edilmiş olan yapı oldukça iyi durumda korunmuş. Bu da bize mezarın orijinal yapısı hakkında yeterince iyi bir fikir verir. Burada altta beton podyumu görüyorsunuz. Orijinal cephe kaplaması korunmamış ama kesinlikle bir kaplaması vardı. Cecilia Metella mezarının büyük silindir kasnağını ve üzerindeki kaplamayı görüyorsunuz. Bu mezarda da Augustus mozelyumunda olduğu gibi luna ya da karara mermeri kullanılmamış, traverten kullanılmış. Ve gördüğünüz gibi bunlar çok özenli işçiliği olan traverten bloklar. Çok özenle inşa edilmiş. Kuşkusuz bu mezarı yaptıran kadın, travertenleri bu denli iyi işleyebilecek kalitede mimarları, ustaları çalıştıracak kadar varlıklı biriymiş. Burada ayrıca tepede tüm anıtı çevreleyen bir friz olduğunu görüyorsunuz. Firiz'de Arapakis'in çevre duvarının iç yüzünde gördüğümüz girlantlar ve boğa başları yani Bukranya betimlemeleri kullanılmış. Ama bu Arapakis'ten daha erken bir yapı. Bu nedenle Arapakis etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Bu yapı 20 yılında yapılmış. Arapakis'in inşası ise 13 yılına kadar başlamamıştı. Ama bu örnek bu motifin, bu Bukranya'dan sarkan girlant motifinin Ağustos döneminde çok moda olduğunu gösteriyor. Bu motif kurban törenlerine gönderme yapan bir motif. Bu, burada cenaze törenindeki veya başka bir törendeki kurban töreni olabilir. Ama frizin travertenden olmaması da çok ilginç bir nokta. Friz, Yunanistan'daki Pentelikon Dağı'ndan çıkarılan Pentelikon mermerinden yapılmıştır p e n t e l i k o n Yani bu frizin ve göreceğimiz gibi yazıt levhasının yapımında Yunanistan'dan ithal edilen ya da ithal edenden satın alınan bir mermer kullanılmış. Bundan bu mezarı yaptıranların yapının en önemli gördükleri kısımlarında kullanacakları malzeme için biraz daha fazla para harcamayı göz aldıklarını anlıyoruz. Yani bu friz ve mezar sahibi kadının adının yazılı olduğu yazıt levhası bu yapının en önemli bölümleriydi ve bu bölümler için biraz daha fazla para harcayıp daha pahalı bir malzeme kullandılar. Bu da yazıt hala yerinde olduğu için çok şanslıyız. Pentelikon mermerinden yapıldığını tekrar belirtelim. Bu görüntüde ayrıca Pentelikon mermeri ile traverten arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi travertenin dokusu pürüzsüz mermere kıyasla daha belirgin. Kadının adı burada yazılı. Cecilia Metella. Cecilia burada, Metella altta. Yazıttan kadının buradaki filia, f i l i a, filia anlamındaki f harfinden Quintus Q Creticus'un c r e t i c u s, Creticus'un kızı olduğunu öğreniyoruz. Creticus olasılıkla Kreta'dan yani Girit'ten gelmiş. Bu mümkün. Burada ayrıca kadının kiminle evli olduğu da belirtilmiş. Kadın Crassus adında birinin karısıymış. Bu emin değiliz ama Büyük Krasus da olabilir. Bu yazıttan kadının bir aristokrat olduğunu anlıyoruz. Bu kendisine Augustus'un kendisi için seçtiği türden günün modası haline gelmiş bir mezar yaptırabilen epeyce parası olan aristokrat bir kadındır. Burada belki dikkatinizi çekmiştir sadece sözünü ettiğimiz girlantlı Bukranyalı friz değil bir de Roma ganimetinin betimlendiği bir kabartma var. Roma ganimeti nedir? Romalılar kazandıkları her savaştan sonra savaş alanına en yakın ağacın üstüne yendikleri düşmandan topladıkları zırhları, silahları çakarak başarıları onuruna askeri bir zafer hatırası oluştururlardı. Şimdi böyle bir anıtta neden bu ganimet betimlemesi var diye kendimize sormalıyız. Askeri birlikler için para toplamaya çalışan kadınlar olduğunu biliyoruz. Ama bunun öyle bir olaya gönderme yapıyor olma olasılığı biraz zayıftır. Bu kadının bir savaşa katılmış olabileceği ihtimalini ise aklımıza bile getirmiyoruz. Çünkü Romalı kadınlar pek savaşa gitmezlerdi. Sonuç olarak bu betimlemenin kadının kendisinin askeri bir girişimi ile ilgili olması pek mümkün gözükmüyor. Burada daha ziyade babasının ya da kocasının askeri bir zaferi, askeri bir başarısı tasvir edilmiş olmalı. Ya da daha genel anlamda bir zafer betimlemesiydi. Daha önce Romalılar için savaşta, avda kazanılan zaferin ölüme karşı kazanılan zaferle eş anlamlı olduğundan söz etmiştik. Bu nedenle burada daha genel anlamda kazanılmış bir zafere gönderme olabilir. Ama ben bunun Kadının kocası ya da babasıyla ilintili daha özel bir zaferle ilgisi olduğunu tahmin ediyorum. Bu yapı bugün hemen Via Appia üzerinde kolay görünen bir yerde. İçinde de çok sık açılmayan bir müze var ama bazen de açık oluyor. Müze kalenin kalıntılarının olduğu yerde. Saray da hemen bunun yanında. Gördüğünüz gibi yapının dış duvarına çeşitli buluntular gömülmüş burada bulunmaları bunların hepsinin Cecilia Metella mezarının buluntuları olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar Via Appia çevresinde farklı yerlerde bulunan malzemelerdir. Etrafta tonlarca Roma mezarı var. Bunlar da oralardan toplanmış heykel, friz, korniş vesaire parçalarıdır. Bir kısmı bu mezara da ait olabilir ama çoğunluk bölgedeki başka mezarlardan. Tüm bunlar ilginç bir şekilde bu duvara gömülmüşler ve dediğim gibi bir de müze var. Müzenin içinde de burada gördüklerinize benzer parçalar var ama yine de Cecilia Metella mezarının gömü odasını, beton yapıyı görmek için müzenin içine girmek de ilginç olabilir. Roma mezarlarının gerçekten çok sıra dışı tiplerde olabileceğini daha önce de söylemiştik. Bunlardan bugün Roma'ya gittiğinizde görebileceğiniz ve bence Antik Roma'nın en garip mezarları olan iki örnek göstereceğim. Bunlardan ilki Kestius Mezar olarak bilinen mezardır. Bu Gaius Kestius için G A I U S C E S T I U S Gaius Kestius için yapıldığını kesin olarak bildiğimiz ve bu nedenle de Kestius mezar olarak isimlendirilen bir mezardır. Mezar milattan önce 15 yılında inşa edilmiştir. Yani Augustus dönemine ait bir mezardır. Bu Google Earth hava fotoğrafında yapının bugünkü halini görüyoruz. Bu Mısır piramidi şeklinde bir Roma mezarıdır. Bugün Roma'da görebileceğimiz Mısır piramidi şeklindeki tek mezardır. Ama antik dönemde başka örnekleri olduğunu da biliyoruz. Elimizde bunlardan bazılarının yıkılmış olduğunu gösteren raporlar var. Örneğin Vatikan'a çok da uzak olmayan bir tanesi yola engel olduğu için yıkılmış. Yani bugün korunan tek örnek olsa da bu mezar türünün tek örneği değildir. Kaç örnek olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok ama kesinlikle bazı örnekler vardı. Çok yaygın bir tip miydi bilemiyoruz. Ama işte bu Mısır piramidi şeklinde bir Roma mezarı. İlk yapıldığı zaman Servius Surlarının dışındaydı. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Roma kanunları gereğince nekropolislerin yani mezarlıkların şehir duvarlarının dışında olması gerekiyordu. Ama şehir büyüdükçe yeni duvarlara gereksinim duyuldu ve milattan sonra 3. yüzyılda Sömestir sonuna doğru göreceğimiz bu ünlü Arvelius surları inşa edildi. Ve yeni duvar hattı Kestius mezarının olduğu yerden geçiyordu. Bu mezarı yıkmamaya, aksine bunu duvar yapısına dahil etmeye karar verdiler. Yani bu hava fotoğrafında gördüğünüz Kestius piramidinin iki yanında uzanan mezara bitişik duvarlar Avrelius sur duvarlarıdır. Ama mezar ilk inşa edildiğinde tek başına duran bir yapıydı. Burada gördüğünüz, burada gördüğünüz kapı da geç dönemde inşa edilen Avrelius surlarına aittir. Mezarda gördüğünüz gibi çok iyi durumda korunmuştur. Bu iki gravür Kestius mezarının çekirdek yapısının betondan olduğunu göstermesi bakımından son derece yararlıdır. Piramidal dış cephe ise yine travertenle kaplanmıştır. Travertenin Augustus dönemi aristokratlarının mezar yapıları için tercih ettiği bir malzeme olduğu anlaşılıyor. Göreceğimiz gibi Kestius da bir aristokrattı. Yani bu mezarda da çekirdek kısım beton, üzeri traverten kaplama. Burada kesite bakarsak içerideki gömü odasının çok ama çok küçük olduğunu görürsünüz. İçeride çok fazla gömü olamayacak kadar küçük. Ama yine de göreceğiniz gibi bunun da bir aile mezarı olarak planlandığına inanıyoruz. Mezar odasında hala görünür durumda duvar resmi izleri vardır. Burada duvarlar bugünkünden daha iyi durumdayken yapılmış olan bir gravür görüyoruz. Artık hepiniz birinci stilden dördüncü stile kadar duvar resimleri uzmanı olduğunuza göre, acaba Kestius mezarının gömü odasındaki bu resimlerin hangi stilde olduğunu söyleyebilecek misiniz? Sanırım hepiniz söyleyebilirsiniz. Kim söyleyecek? Üçüncü stil. Neden üçüncü stil? çok ince kandelabrum ve mitolojik figürler. Bunların tipik üçüncü stil olduğunu gösteren nedir? Evet, aradığım kelime bu, yüzer gibi. Bunlar panonun ortasında, boşlukta yüzer gibi. Bu bildiğimiz gibi üçüncü stil Roma duvar resminin bir özelliğidir. Daha önce de baktığımız sarayları, villaları düşünün. Örneğin Boskot Rekaze örneği milattan önce 11 yılına aitti. Yani bu yapı da Kampanya'daki ile kabaca çağdaş bir yapı. Burada bu resimlerden iki ayrıntı görüyoruz. Bu zafer tanrıçasına benzeyen mitolojik bir figür. Panonun ortasında uçan, çelenk taşıyan kanatlı bir kadın. Bu panolarda da arka fon, örneğin Roma'daki 3. stildeki Domus Aurea'daki gibi beyaz. Bunlarda çok ince zarif kandelabrumlar, sütun yerine kullanılmışlar. Duvarların bezemesine kullanılan bu motiflerin her ikisi de 3. stil Roma duvar resminin tipik unsurlarıdır. Bu da piramidin bir başka görüntüsü, günümüzdeki hali çok iyi durumda olduğunu görebiliyorsunuz. En iyi korunmuş Roma mezarlarından biridir. Burada daha geç dönemde inşa edilen duvarları görüyorsunuz. Traverten bloklar, ustaların bunları ne kadar özenle işlemiş olduğunu görüyorsunuz. Bu çok iyi bir görüntü. Burada mezarın en az bir hatta iki yüzünde, aslında hem doğu hem batı yüzünde, piramidin ortasında Kestius adının yazılı olduğunu görüyoruz. Bu yazıt sayesinde mezarın ona ait olduğunu biliyoruz. Burada Gaius Cestius yazdığını görüyorsunuz. Burada ayrıca tüm ünvanları da yazılmış. Amaç tabii ki kendisi için yaz tutanların, onun tüm bu ünvanları ile başarılarıyla gurur duymasını sağlamaktı. Ama kanımca bundan da önemlisi, Romalıların genel tutumunu göz önüne aldığımızda, adını ve yaptığı işleri sonraki kuşaklara duyurmaktı. Ve bugün bu sınıfta oturmuş, Kestius'tan, ünvanlarından, yaptığı işlerden söz ediyoruz. Yani tüm amaç anısını sadece kendi döneminde değil, çok daha sonraki kuşaklarda da yaşatmaktı. Bu mezarın gömü odası çok küçük olsa da bunun da bir aile mezarı olduğuna inandığımızı söylemiştim. Buna inanmamız için elimizde kanıt var. Bu mezara ait bu iki kaide. Bu kaidedeki yazıtta burada gördüğünüz gibi Kestius'ların, Kestius ailesinden kişilerin isimleri var. Bu kaidenin üstündeki izlerden bunların üstünde bir zamanlar heykeller olduğu anlaşılıyor. Yani bunlar heykel kaideleriydi ve olasılıkla piramidal mezarın tam girişinde duruyorlardı. Yazıta göz attığınızda burada sadece birkaç kez geçen Kestius adını değil, önemli bir kişinin daha adını göreceksiniz. Bu M. Agrippa'dır. Marcus Agrippa Augustus'un çocukluk arkadaşı, yakın dostu, bir zamanlar varisi ve damadıydı. Burada onun da adı var. Demek ki o da bu ailenin bir üyesiydi. Yani burada da aristokrat bir aile söz konusudur. Yani şu ana kadar gördüğümüz tüm mezarlar, Augustus Mozelyumu, Cecilia Metella mezarı ve Gaius Cestius mezarı hepsi Augustus dönemi aristokratlarına ait mezar yapılarının birer örneğiydi. Sorulacak ilginç sorulardan biri de Kestius'un neden kendisine piramit biçimli bir mezar yaptırmaya karar vermiş olmasıdır. Bu yanıtlaması çok zor bir soru değildir. Bence bunun Augustus'un Marcus Antonius ve Kleopatra'yı yendiği ve 31 yılında gerçekleşen Aktium Savaşı ile bir ilgisi vardır. Bu olaydan sonra aslında öncesinde de vardı. Roma'da Mısırlı unsurlara duyulan ilgi arttı. Augustus'un kendisi de Arapakis ve Mozelium'un bulunduğu komplekse daha önce de belirttiğim gibi Mısır'dan getirilmiş bir dikili taş ekleyerek Marcus Antonius ve Kleopatra'ya karşı kazandığı zafere bir vurgu yapmıştı. Yani Mısır'a yapılan bu göndermeler başlangıçta Augustus'un zamanında politikti. Dikili taş Augustus'un Marcus Antonius ve Kleopatra'yı yendiğini göstermek için oradaydı. Bu dikilitaş aynı zamanda Agustus'un Roma'yı süslemek üzere Mısır'dan alıp getirdiği bir ganimet gibiydi. Bu onun adına politik bir bildiriydi. Ama zaman geçtikçe Mısır tutkusu bir tür modaya dönüştü. Sanırım bu M.Ö. 30 yılında Aktyum Savaşı'ndan hemen sonra Mısır bir Roma eyaleti haline getirildikten sonra oldu. Bundan sonra Mısır kökenli unsurların Roma'da yaygınlaştığını görüyoruz. Kestius örneğinde her ikisinin karışımı söz konusu olabilir. Yani Agrippa bu ailede olduğuna göre burada da politik bir yaklaşım söz konusu olabilir. Ama aynı zamanda o dönemde bir şeyleri Mısır tarzında yapmak da bir modaydı. Örneğin Boskotrekaze'de siyah odada gördüğümüz Mısır kökenli motifleri hatırlayacaksınız. Bu villanın da sahipleri imparatorluk ailesine yakın kişilerdi. Agrippa'nın oğlu Agrippa Postumus'u hatırlayacaksınız. Karısı Julia'nın Agrippa'nın ölümünden sonra doğurduğu o nedenle de bu adı alan oğluydu. Bu da Kestius piramidinin Kestius mozelimunun arka tarafından bir görüntü. Mezarın ne kadar iyi korunduğunu burada da görüyorsunuz. Aurelius surlarını, daha önce de sözünü ettiğimiz kapıyı görüyorsunuz. Ve yine gördüğünüz gibi mezarın arkasında modern bir mezarlık bulunuyor. Bu Protestan mezarlığı olarak bilinen mezarlık. Roma'ya giderseniz ve vaktiniz olursa burası da ilginç ziyaret yerlerinden biri olabilir. Pek yol üstünde değil. Çok az turistin uğradığı bir yer. Ama gelenler pişman olmuyor. Burada çok sayıda yabancı gömülü. Bu kişiler farklı ülkelerden gelip Roma'ya yerleşen, Romayı seven Yaşamlarını burada geçirip burada ölen ve Protestan mezarlığına gömülen yazarlar, akademisyenler, şairler, ressamlar. Örneğin aralarında Percy Bysshe Shelley, John Keats gibi isimler var. Bu mezarlıkta Keats'in mezar taşı açık farkla benim favorim. Burada mezar taşını görüyorsunuz. Üzerinde adı bile yazılı değil. Çok genç, 20'li yaşlarının başında ölmüştü ve mezar taşı kendisini sadece genç İngiliz şair olarak tanımlıyor. Ve altında şöyle yazıyor. Burada adı suya yazılı olan yatıyor. Bu inanılmaz bir mezar taşı. Bir de lir tasviri var. O da şiirdeki akıcılığına gönderme yapıyor. Burada da onun arkadaşı Joseph Severn yatıyor. John Kits ile ilişkisini belirtmekten çekinmemiş. Yani Kits'in adı Kits'in kendi mezar taşında değil, Severn'in mezar taşında geçiyor. Bunları göstermemin nedeni bu mezarlığın Roma'daki en büyüleyici yerlerden biri olması. Buradaki mezar taşlarının çoğu belirgin bir şekilde antik Roma prototiplerine benzer. Yani gezilecek çok büyüleyici bir yer. Bunu buradaki Grove Street mezarlığında da yapabilirsiniz. Orada da epeyce Roma tipi mezar var. Kestius'un mezarının sıra dışı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Roma'daki en garip mezar şimdi söz edeceğimiz mezardır. Bu fırıncı Yurusakes'in mezarıdır. Bu mezar M.Ö. 1. yüzyıl sonlarında yani yine Ağustos döneminde inşa edilmiştir. Ama bu kez, gerçi yazıda böyle bir bilgi yok ama mezar sahibi bir aristokrat değil, farklı bir sosyal sınıftandır. Olasılıkla kendisi veya ailesi azat edilmiş köle olan ve geçimini çalışarak kazanan bir adam. Ekmek yapma işine girmiş ve sonunda Roma'da şimdi ayrıntılarını göreceğimiz bu sıra dışı mezarı yaptırmış. Bu resimde Yürüsek Mezarı'nın günümüzdeki halini görüyoruz. Burada öndeki yapı. Arkasında gördüğünüz bu traverten kapı daha geç bir dönemde, İmparator Claudius zamanında yapılmış. Bundan gelecek hafta söz edeceğiz. Yani şimdilik onu bir kenara bırakıyoruz. Yürüsek Mezarı yapıldığında burada böyle bir kapı yoktu. Kapının bir su kemeri sistemi içine yerleştirilmiş olduğunu görüyorsunuz bu su kemerinin yapımına Augustus döneminde başlanmıştı. Yani bu mezar yapıldığında su kemerinin en azından bir bölümü vardı. Mezar burada gördüğünüz gibi üç katlı çok değişik görünümlü bir yapı. O zamanki yer seviyesi şimdiki seviyeden daha aşağıda kalmış durumda. O nedenle bugün karşıdan görünen yapının üst kısmıdır. Birinci katı görmek için aşağı bakmanız gerekir. Bugün birinci katın sadece bir bölümü yer seviyesinin üstündedir. Gördüğünüz gibi bu kısım tüf bloklardan yapılmış. Mezarın iç kısmı yani çekirdek kısmı ise betondan. Mezarın ikinci ve üçüncü katları ise travertenle kaplanmış. Yani Ağustos dönemine ait bir başka traverten kaplı mezar. Burada çok sıra dışı bir tasarım görüyoruz. Bunlar ayak değil silindirler, büyük boy silindirler. Burada dikey olarak yerleştirilmişler. Üst sırada ise yatay olarak yerleştirilmişler. Bunlar sütun değil, başlıkları yok ve çok kalınlar. Yani burada bir sırada dikey, diğerinde yatay olarak yerleştirilmiş silindirler var. Bazı araştırmacılar bu silindirlerin esin kaynağının tahıl ölçekleri olduğunu ileri sürmektedirler ki bence de bu son derece mantıklı bir benzetmedir. Roma döneminde tahılların depolandığı silolarda silindir şeklinde tahıl ölçekleri bulunurdu. Mezar sahibi bir fırıncı olduğuna göre bunların ekmek yapım işinde kullanılan depo silindirlerine bir gönderme olması çok mümkün. Mezarın konumuna gelince bu özellikle ilginçtir. Planı burada görüyoruz. Bu planda Yürsek mezarının son derece sıra dışı bir biçime sahip olduğunu görüyorsunuz. Trapez biçimlidir. Neden trapez biçimli? Trapez biçimli olmasının nedeni olasılıkla konumu ile ilintilidir. Mezar burada gördüğümüz gibi Roma'ya girişi ve çıkışı sağlayan iki ana yol arasındaki bir parsel üzerindedir. Bu yollardan biri Via Labicana, diğeri Via Parainestina olarak adlandırılır. Yani mezar şehrin iki ana yol arasında bir arazi üstündedir. Yurisakes mezarının da dönemin diğer mezarları gibi Servius surlarının yani şehrin dışında olduğunu unutmayın. Ama bu iki yol üzerindeydi. Burada da mezarın bir modeli var. Bu modelde Roma'daki bir müzede bulunuyor. Bu müze pek yol üstünde değil ama kesinlikle görmenizi önereceğim bir müze. Museo Civiltà Romana Müze Mussolini tarafından 1930'larda dünya fuarı için inşa ettirilen EUR, e, -E EUR bölgesinde bulunuyor. EUR'un yani Esposizione Universale di Roma'nın tamamı Mussolini tarafından dünya fuarı için yaptırılmıştı. Ama binalar o kadar sağlamdı ki bunlar hala kullanılıyor ve hepsi hala ayakta. Müzede bu yapılardan birinde. Bu bir kalıp müzesi. Burada sadece Roma'da değil, dünyanın pek çok yerinde bulunan Roma sanat ve mimarlık eserlerinin modelleri kalıpları vardır. Yani orijinaller değil, sadece kalıpları sergileniyor. Ama örneğin gidip sınava hazırlanmak için çok mükemmel bir yer o müzede burada sözünü ettiğimiz birçok yapıyı görebilirsiniz. Müzede çoğunun harika modelleri var. Burada su kemerinin daha geç döneme ait olan kapının ve Yurusekes mezarının modelini görüyoruz. Bu modelde iki ana yolun yani Labikana ve Parainestina'nın tam mezarın ön cephesi önünde birleştiği de gayet net bir şekilde anlaşılıyor kesin romanın hemen dışında ana yolların kesişme noktasında gelip geçen herkesin mezarın önünden geçmesini sağlayan bu kadar değerli bir araziyi satın alacak parası olduğu da aşikar. Bu parayı nasıl kazandığını biraz sonra göreceğiz. Bu adam da sonraki kuşakların kendisini hatırlamasını istemiş. Yani bu mezarda mezarların anıyı canlı tutmak amacıyla inşa edilmiş yapılar olduğunu gösteren bir başka örnek. Yani bu mezarda Yapıların anıyı canlı tutmak amacıyla inşa edilmiş yapılar olduğunu gösteren bir başka örnektir. Bu da burada neler olduğunu göstermesi açısından önemli bir çizimdir. Burada gördüğünüz noktalı çizgiler daha geç dönemde inşa edilen Aurelius surlarının kapılarından birini göstermektedir. Eurusakes mezarı tam da bu planlanan duvar hattı üzerinde bulunuyordu. Bu örnekte duvarı mezarı içine alacak şekilde değil, üzerinden geçecek şekilde inşa etmeye karar verdiler. Neyse ki yine bu mezarı tamamen yıkmadan bu işi halletmişler. Aslında mezarın ön cephesini sökmüşler ama çıkan atıkları kulenin içine gömmüşler. Daha sonra kule yıkılınca Yurusakis mezarı tekrar ortaya çıktı. Ve yapılan çalışmalarda mezarın dördüncü duvarı ve yıkılıp gömülen parçaları bulundu. Bu atıkların içinden mezarı tanımlamamıza olanak tanıyan bir portre ve yazı çıktığı için de ayrıca şanslıyız. Burada mezarın Eur'daki müzede bulunan ve yapının antik dönemde nasıl olduğunu gösteren modelini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 3 katı var. Burada gömü odasının girişini görüyorsunuz. Burada mezarın günümüze kadar ulaşamamış olan ön cephesini görüyorsunuz. Bu da mezarın şimdi ayakta olmayan dördüncü duvarı ama ele geçen kalıntılarla rekonstrüksiyonunu yapabiliyoruz. Bu cephenin her üç katı da nispeten daha sade. Bu yüzde sadece Yurisakes ve karısını betimleyen bir kabartma ve altında bir yazıt var. Mezarın bu yüzünde yok. Ama diğer üç yüzü çevreleyen bir de friz var. O yüzlerden birini burada görüyorsunuz. Frizi de birazdan göstereceğim. Mezardan bir başka görüntü Burada da mezarın iki katında betimlenen silindirleri görüyoruz. Mezarın üç cephesinde yer alan dikey ve yatay silindirli katları görüyorsunuz. Burada da bir yazıt. Her cephede aynı yazıt tekrarlanmış. Bu yazıtta mezarın bir pistor ve ridemtor olan P, I, S, T, O, R, R, E, D, E, M, P, T, O, R. Pistor ve ridemtor olan yani usta bir fırıncı ve en önemlisi gıda toptancısı olduğu belirtilen Yurusarkes tam adıyla Marcus Vergilius Yurusarkes tarafından inşa edildiği söylenmektedir. Bu adamın ekmek yapıp bunu Roma ordularına pazarladığını biliyoruz. Milattan önce 1. yüzyıl sonlarında bu değerli araziyi satın alabilecek ve buraya bu sıra dışı mezarı inşa edebilecek serveti de bu şekilde kazanmış olmalı. Portreleri betimleyen kabartma günümüze kadar ulaşmıştır ve bugün Kapitolini Müzesi'ndedir. Burada resmini görüyorsunuz. Bu kabartma merkezin dördüncü cephesindeymiş. Bu cephenin yıkıntıları ile birlikte bu da atılıp gömülmüş. Burada yanında karısı Atistia ile birlikte Yurusekes'i görüyoruz. Bu kabartmada betimlenen kadının karısı Atistia olduğunu biliyoruz. Nereden bildiğimizi biraz sonra söyleyeceğim. Kabartma ile ilgili ayrıntıya girmeyeceğim. Ama Arapakis'teki Augustus ve ailesinin figürleriyle kıyaslarsanız, sanırım burada model alınanın Arapakis kabartmaları olduğu konusunda benimle aynı görüşü paylaşırsınız. Burada betimlenen insanlar eskiden köle olan azat edilmiş bir aileye mensup, orta sınıftan olsalar da aristokratik bir modeli örnek almışlar. Burada sanki saray mensuplarıymış gibi betimlenmişler. Benzer kıyafetler, benzer saç biçimleri yani aynı şekilde tasvir edilmişler. Tek bir ayrıntıya daha işaret etmek istiyorum. Arapakis'te Augustus'un karısı Livia'ya bakarsanız heykeltıraşın kıyafetinin altında duran elini ne kadar incelikle işlediğini görürsünüz. Burada Atistia, A -T -I -S -T -I -A. A-T-I-S-T-I-A. Atistia içinde aynı şey yapılmış. Atistia'nın elinin aynı şekilde betimlendiğini görüyorsunuz. Burada elini görüyorsunuz. Hatta buradaki betimleme daha başarılı. Çünkü giydiği yarı şeffaf elbisenin altından görünen parmak eklemleri bile işlenmiş. Bu portreleri yapması için belli ki çok usta bir sanatçı işe alınmış ve büyük paralar harcanmış. Bir başka özellik de Cecilia Metella mezarında olduğu gibi, Burada da mezar traverten kaplıyken yani kabartmayı çevreleyen duvarlar travertenken kabartma mermerden yapılmıştır. Ve yanlış hatırlamıyorsam bu da İtalyan Yunan mermeridir. Yani yapının önemli kısmı kabul edilen bu kabartmada başka yerden getirilen çok daha pahalı bir mermer kullanılmış. Firizde tasvir edilen sahneler de son derece ilginçtir. Burada ekmek yapım işi ile ilgili aşamalar büyük bir ayrıntı ile betimlenmiştir. Burada Yurusekes'in ekmek yapımı ve orduya satışı gibi günlük işleri konu edilmiş. Şimdi çok hızlı bir şekilde bu sahnelere bakacağız ve burada işçiliğin çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bu kabartma mermerden değil, travertenden yontulmuş. Ayrıca konu, Oranları fazla düzgün olmayan figürlerle belgeleyici bir tarzda betimlenmiştir. Burada tahılın iki taş arasında öğütülmesini görüyorsunuz. Tunik giymiş işçiler çalışıyor. Gördüğünüz gibi üstteki taş taşın en üstüne yerleştirilmiş, ahşap bir kola bağlanmış bir katır tarafından döndürülüyor. Pompei'de buna benzeyen öğütme taşları görmüştük. Yurusakis mezarında betimlenen de bu. Antik dönemde kullanılan öğütme taşlarının birebir tasviri. Bir başka sahne. Burada da üzerinde büyük hamur parçaları olan bir masanın yanında iki adam görüyoruz. Bunlar ekmek hamurları. Başka bir sahne. Bu önemli sahnelerden biri. Burada da bir tezgahın arkasında hamurlardan ekmek yapan dört kişi betimlenmiş. Burada da üzerinde kısa kollu uzun bir kıyafet olan bir görevli yapılan işi denetliyor. Bu dört adam çok ilginç bir şekilde aynı özelliklere sahip. Bunu her figürün farklı bir pozisyonda betimlendiği, bariz bir biçimde Yunan prototiplerinden esinlenen bir hareket çeşitliliği gösteren Arapakis figürleriyle kıyaslarsak bunun ne kadar farklı olduğunu görürüz. Burada amaç adamların ekmek yapıyor olmasını göstermektir. İşçilere bakın. Hepsi aynı şekilde betimlenmiş. Üstleri çıplak. Üstlerini niye çıkardıklarını göreceğiz. Fırının içi epey sıcak bir yer. Bu nedenle üstlerini çıkarmışlar. Kaslar biraz belirtilmeye çalışılmış. Ama hepsinde aynı dalgalı saç modeli. Buradaki tüm işçiler bir kurabiye kalıbından çıkmışçasına birbirlerine benziyor. Çünkü dediğimiz gibi sanatçının buradaki amacı biçim değil bir hikaye anlatmaktır. Ve masanın altındaki bu bacaklardan hangisinin kime ait olduğunu anlamaya çalışırsanız işiniz epey zor olacaktır. Yani sanatçı biçimsellikten ziyade hikayeyi aktarmaya odaklanmıştır. İşçilerin üstlerini çıkarmış olmalarına gelince. Bu adamlar hemen fırının yanında çalışıyorlardı. Burada ekmek pişirme işinde kullanılan kubbeli fırının bulunduğu sahneyi görüyoruz. Bu modern pizza fırınlarına çok benzeyen bir fırın. Hatta kullandıkları bir ucu yassı ahşap fırıncı küreği de dünyanın her yerinde pizzacılarda görebileceğiniz kürekle aynı. Aslında bu kubbeli fırınlar da günümüzde hala bazı kırsal yerlerde kullanılıyor. Bu resim Yunanistan'dan küçük bir köyden. Bunların İtalya'da da bu tip küçük yerlerde hala aynı şekilde kullanıldığını görebilirsiniz. Bazı araştırmacılar, Euryskes mezarındaki silindirlerden dolayı mezarın bir fırın olarak planlandığını ileri sürmektedirler. Ama ben mezarın tahıl depolarına, silolara bir gönderme olduğuna inanıyorum. Euryskes'in mezarının fırın biçiminde düşünüldüğünü sanmıyorum. Fırınlama işi betimlenmiş ama mezar fırın biçiminde değil. Çünkü Roma fırınlarının şekli bu değil. Fırınlar kubbeliydi. Burada gördüğünüz gibi mezarın şekli çok farklı. Buradaki belki de en önemli sahne budur. Ekmeğin yapıldığını gördük. Burada artık pazara gönderilmeye hazırlar. Ve gördüğünüz gibi büyük sepetlere konmuşlar, tartıda ağırlıkları ölçülüyor. Bu bence Fırıncı kesin kişisel bir propagandası. Burada mezara bakan herkese sadece kendi kuşağına değil gelecek kuşaklara da şunu söylüyor. Benim yaptığım ekmek sadece yüksek kaliteli değil aynı zamanda doğru gramajdadır. Ben halkı asla aldatmadım. Onlara karşı her zaman dürüst oldum. Ben onurlu bir fırıncı ve işletmeciyim. Bence burada böyle bir mesaj veriliyor. Bunun bir abartı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Yurusakis'in işiyle ilgili bu mezar ferizinde verdiği raporu Augustus'un Reskestaisi ile kıyaslayabiliriz. Bu onun bir fırıncı versiyonudur. Hayatı boyunca başardığı işleri hikayeci bir anlatım içinde sadece kendi kuşağı için değil gelecek kuşaklar için de listelemiş. Tekrar portrelere bakıyoruz. Bu kabartmanın altında bir yazıt olduğunu söylemiştim. Bu çok ilginç yazıtta mezarın Yurisakes tarafından karısı Atistia için yapıldığı ve Atistia'nın kalıntılarının in hoc panario yani bu panaryumda gömülü olduğu yazılıdır. Panaryum nedir? Panaryum ekmek sepeti demektir. Bu yazıt nedeniyle bazı araştırmacılar, tabi mezarın tümü ekmek fırını şeklindedir sonucu çıkarmışlardır. Ama kanımca burada ekmek sepeti tüm mezara değil, Atistia'nın küllerinin konduğu urneye bir gönderme yapıyor. 19. yüzyılda geç dönem kapısı yıkıldıktan sonra yapılan kazılar sırasında tek bir urne, çift değil, olasılıkla sadece Atistia'ya ait tek bir urne bulundu. Bu urnenin gövdesi o zaman yapılan çizimde gördüğünüz gibi ekmek sepeti şeklindeydi. Buradaki çizimlerde urnenin kesitini, kapağını ve ana gövdesini görüyorsunuz. Ekmek sepeti şeklindeki urnelerin Roma dönemine ait çok sayıda örneği var. Metropolitan Museum of Art'ta da bir örneği var. Yakın zamanda bu müzeye gidecek olanlarınız varsa o urneyi başka Roma eserlerinin de bulunduğu salonda görebilir. Bu da Roma'daki Museo Nazionale'den bir örnek. Kadınlar ev işlerindeki yeteneklerini bir vurgu yapmak üzere genellikle ekmek sepeti biçimli urnelere gömülüyorlardı. Yani güzel ekmek yapıyorlarsa, evi iyi idare etmişlerse vesaire külleri bunlara konuyordu. Ama kanımca burada yapılan göndermenin Atistia'nın ev işlerindeki başarısıyla pek bir ilgisi yok. Bu daha ziyade kocasının mesleğine yapılan bir gönderme ki bu da o dönemlerde yaşanan cinsiyetler arası ayrımcılığın bir göstergesidir. Bu bir fırıncının işinden kazandığı parasıyla karısı onuruna yaptırdığı bir mezar. Ama mezarda gelecek kuşaklara anlatılan karısının hayatı değil, kendi hayatı, kendi başarıları. Anıtın üç tarafında onun adı yazılı. Mezarın üç tarafında birden ardı ardına ekmek yapımını betimleyen sahneler var. Evet, karısının da hoş bir tasviri var ama tabii ki onun yanında dururken betimlenmiş. Aşağıda karısının adını yazdırmış. Yani ona da biraz hakkını vermiş. Ama gelecek kuşaklar söz konusu olduğunda burada anlatılan kişi Yurisakes, karısı değil. Bu da bu adamın yaşama bakış açısı hakkında epey şey ifade eder. Roma'da Via Appia üzerinde bulunan iki mezardan da kısaca söz etmek istiyorum. Bu Via Appia'nın günümüzdeki hali Gördüğünüz gibi yolun büyük bir kısmı modernse de yer yer antik kaplamanın izleri de korunmuştur. Burada antik yoldan kalan birkaç çokgen taş ve tekerlek izlerini görebilirsiniz. Ama arabayla veya buradaki adamın yaptığı gibi bisikletle veya motosikletle gezerken çok dikkatli olmak gerekir. Hızla giderken hiç beklemediğiniz bir yerde antik döşeme ile karşılaşınca direksiyon hakimiyetinde biraz zorlanıyorsunuz. Çok hızlı size buradan bir mezar göstermek istiyorum. Bu burada perdenin solunda gördüğünüz mezar. Via Appia'da çok mezar kalıntısı var. Birçoğu sadece beton yığını şeklinde kalmış ama az sayıda da olsa bazı mezarlar iyi korunmuş durumdadır. Bu da iyi korunanlardan biri. Azad edilmiş bir adamla bir kadına ait, milattan önce 13, milattan sonra 5 yılları arasında tarihlenen bir mezar. Rabirius mezarı olarak bilinir. Çünkü üzerindeki yazıtta burada Rabirius ailesinden kişilerin gömülü olduğu yazılıdır. Bu mezarı göstermemin nedeni, bugün gördüğümüz sıra dışı mezarların hepsi harika örnekler. Hepsi Romalı sahipleri hakkında, korumak istedikleri anıları hakkında çok şey söylüyordu. Ama hiçbiri geleneksel mezar tipi değildi. Bu ev tipi mezar dediğimiz mezarlardan çok daha fazla örnek görüyoruz. Bunlar eğimli çatısıyla, ön cephesiyle evlere çok benzeyen mezarlardır. Bu mezarların ön cephelerinde genellikle kabartmalar vardır. Bu kabartmalar dikey ya da yatay olarak yerleştirilmiş olabilir. Bu yatay örneklerde aile üyeleri bir arada gösterilmişlerdir. Bunlardan bazıları ölmüş, bazıları ise hala hayatta olabilirdi. Burada biri diğerinden önce ölse dahi bir gün ebediyette tekrar buluşacakları ifade ediliyor. Ama dikkatli bakarsanız bunların hala yaşayan evlerinin penceresinden bakar gibi mezarlarının penceresinden dışarı bakan insanlarmış gibi göründüklerini görürsünüz. Romalılar için yaşayanların evi ile ölülerin evi arasında yakın bir ilişki vardı. Ve hatırlayacağınız gibi bu yaklaşımın izlerini milattan önce 8. yüzyıla kadar sürmüştük. Size daha önce gösterdiğim bu Villanova'dan kulübe tipi urneyi hatırlayacaksınız. Size kadınların kremasyondan sonra küllerinin Romulus'un kulübesine benzer tipte urnelere konduğunu söylemiştim. Sonuç olarak ev biçimli mezar fikri çok eskilere uzanır ve tüm Roma mimarlık tarihi boyunca da tekrarlanan bir tema olarak kalır. Bu bilgiyi umarım hep aklınızın bir köşesinde tutarsınız. Son bir mezar tipine daha çok kısa değinmek istiyorum. Şu ana kadar gördüğümüz mezarlar, imparatordan azad edilmiş kölelere kadar farklı sosyal gruplardan insanlara aitti. Ama Rabirius mezarı da dahil, hepsi varlıklı insanlara ait mezarlardı. Bunlar azad edilmiş, Roma ordusuna ekmek pazarlayarak bir servet kazanan Yurusakes gibi insanlardı ve büyük paralar harcayarak anıt mezarlar yaptırabilecek insanlardı. Ama elbette Roma'da, Pompei'de, başka şehirlerde yaşayan ve bu tip mezarlar yaptıracak maddi olanaklara sahip olmayan çok sayıda insan vardı. Şimdi o insanlar nereye gömülüyordu diye sorabilirsiniz. Bu insanlar yer altında Columbaria, c o l u Columbaria adı verilen yeraltı mezarlarına gömülüyorlardı. Bu mezarlıklardan birine üye olup kendinize küçük bir miktar para karşılığında bir yer satın alabiliyordunuz. Ya da varlıklı aileler bu tip mezarlıklar yaptırıyorlardı. Örneğin Augustus ve Livia'nınki gibi imparatorların ve imparator işelerin yaptırdığı mezarlıklar vardı. Bu insanların binlerce yani gerçekten binlerce köleleri vardı. Livia'nın sahip olduğu kölelerden bazılarını gösteren bir kayıt vardır. Livia'nın sadece bahçesine bakan ya da o tip işler yapan köleleri değil, masaj gibi, saç bakımı gibi kişisel işleriyle de ilgilenen çok sayıda kölesi vardı. Hatta tek işi incileri dizmek olan bir kölesi olduğunu dahi biliyoruz. Kısacası zengin insanların çok sayıda köleleri vardı ve bu insanlardan bazıları köleleri için bir mezarlık yaptırmışlardı. Burada gösterdiğim Vinia Codini örneği de Augustus'un Julio Claudius ailesinin köleleri için hazırladığı mezarlıktır. Gördüğünüz gibi burada her kişiye ait bir niş bulunuyordu. Tabii burada da kremasyon söz konusu. Küller bir urne içinde bu nişlerden birine konuyor. Altına da ölen kişinin kimliğini bildiren bir yazı ekleniyordu. Bu da özel mezar yaptıracak parası olmayan insanların nasıl gömüldükleri konusunda bir fikir sahibi olmamıza olanak tanıyor. Kalan son 5-7 dakikada da tamamıyla farklı, gelecek derste işleyeceğimiz konuya bir giriş niteliğinde olan bir konuya değinmek istiyorum. Gelecek derste yine yenilikçi Roma mimarlığına, yani çeşitli ilginç yenilikler içeren beton mimarlığına geri döneceğiz. Şimdi gelecek ders başlayacağımız konuya bir giriş yapmak üzere, Ağustos döneminde sözünü etmeye değer bir yapıya bakalım. Burada planını gördüğünüz kompleks bir kaplıcadır. Antik dönemden bir kaplıca örneği. Bu kaplıca, kampanyada Pompei, Herculaneum, Oplontis ve Boscotrocase gibi yerleşimlerin yakınında bulunan Baia adında bir yerdedir. Bu bölgenin o dönem Romalı zenginler ve aydınlar için çok cazip bir yer olduğunu ve buraya tatil yapmak için geldiklerini söylemiştik. Yani burası bir dinlence yeriydi. Birçoklarının burada şimdi Amalfi kıyısı adı verilen yerde bazılarının da Capri adasında villaları vardı. Söyledim mi hatırlamıyorum ama Augustus ve onun ardılı olan Tiberius'un burada 12 tane villası vardı. Bunlardan birini gelecek ders göreceğiz. Bu Kaplıca'da sülfür havuzları, mineral hamamları gibi doğal kaynaklar da var. Buraya tatile gelenler hem dinleniyor hem de buradaki termal kaynakların sülfür hamamlarının tadını çıkarıyordu. Bayağı kaplıcası bir yamaç kenarında teraslar üzerine kurulmuş bir grup termal yapıdan oluşuyordu. Bunu Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanının kaplıcaya dönüşmüş hali olarak düşünebilirsiniz. Çünkü mimari anlamda aynı biçimde yapılmıştı. Bir yamacı teraslayıp beton döküp bir dizi ilginç yapı, İçine girip rahatlayabileceğiniz, dinlenebileceğiniz türden mekanlar inşa etmişlerdi. Burada Kaplıca'nın planını yamaç boyunca yapılan beton teraslamayı görüyorsunuz. Bu kompleksten sadece burada gördüğünüz tek bir termal hamamı göstereceğim. Burası yerli halk tarafından Merkür Tapınağı olarak adlandırılmış. Tabii ki Merkür Tapınağı değil. Termal bir hamam ama o kadar uzun süredir bu isimle anılıyor ki biz de o isimlendirmeyi kullanmaya devam ediyoruz. Merkür Tapınağı'nın planına bakıp bana bunun kökeni nedir diye sorabilirsiniz. Bu çok net bir şekilde Pompei'deki frigidaryumlar yani soğuk odalar temel alınarak inşa edilmiş bir yapıdır. Bu da M.Ö. 2. yüzyıla ait Erken dönem hamam yapılarına örnek olarak gördüğümüz Pompei'deki frigidaryum gibi kenarlarda ışınsal nişleri olan yuvarlak bir mekandır. Her ikisi de kampanyada olduğuna göre bu benzerlik şaşırtıcı değildir. Merkür Tapınağı'nın çok iyi durumda korunmuş olduğunu görüyorsunuz. Burada kubbesini tepeden görüyoruz, betondan yapılmış. Frigidaryumlarda olduğu gibi burada da bir okulus var ve çok iyi korunmuş durumda. Yani burada bir kaplıcada kullanılmış beton kubbeli bir yapı söz konusu. Yuvarlak yapı denemelerinin izini milattan önce 600 yıllarına kadar sürmüştük. Quinto Fiorentino'dan bu örneği Etrüsklerin yuvarlak yapı inşa etme çabalarına örnek olarak göstermiştim. Bu örnekte taşla inşa edilen bir kubbe söz konusuydu ama pek de başarılı değildi. Bunun zaman içinde Romalıların Pompei'de başarı ile inşa ettikleri frigidaryumlara dönüştüğünü görmüştük. Bu iki görüntü de Bayağı'daki Merkür Tapınağı'nın günümüzdeki görüntüleri. Tepedeki okulustan dolayı yapının içine yağmur suyu doluyor. Kanal sistemi artık çalışır durumda değil. Merkür tapınağının zemininde sevimsiz yeşil renkli bir su birikintisi var. Oraya her gidişimde su birikintisi vardı ve içi su dolu olan nişlerin resmini hiç çekemedim. Ama yine de sanırım tepesinde okulus bulunan bu yuvarlak kubbeli mekan hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Üst kısmında kubbenin tepesine yakın konumda üstü kemerli pencereler var. Bunlar yapıya daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Bu arada bu mekanın antik dönemde şimdi olduğundan daha süslü olduğunu düşünmelisiniz. Duvarlar gördüğünüz gibi stuko kaplıydı ve olasılıkla bir mozaik bezeme vardı. Yani mozaiklere vuran ışığın harika bir görünümü olmalı. Ortada da olasılıkla aynen frigidaryumdaki gibi etrafında insanların oturdukları bir havuz vardı. Kısacası burası oldukça hoş görünümlü bir yer olmalıydı. Bugünü sonlandırmadan önce bir iki resim daha görelim. Buradaki tabi Pompei'deki frigidaryum yani tüm yapıların başlangıç noktası. Bu iki görüntü de Merkür Tapınağı'ndan. Bu da tabii ki sonunda ulaşacağımız yer yani Pantheon. Ama özellikle Bayağı'daki Merkür Tapınağı'nın görüntülerinde mekana gelen ışık hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bu ışığı mozaik tabanda, mozaik duvarlarda düşünün. Hepsi ışıkların altında pırıl pırıl görünüyor olmalıydı. Ama asıl suda oluşan şu şekillere bakın. Bugün suya vuran bu ışık o zamanlar buradaki havuza vuruyordu. Bugün Pantheon'a girdiğinizde de zeminde aynen böyle bir ışık halkasının oluştuğunu görüyorsunuz. Yani gelecek hafta tekrar bu tip konulara döneceğiz. Pompei frigidaryumları ile gelecek birkaç hafta boyunca göreceğimiz bazı yapılar arasında bağ oluşturan bu ara aşamanın farkında olmanızı istedim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler ve sevgililer gününüz kutlu olsun.